Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine ve anayasamızın değiştirilemez maddelerine yönelik saldırılar asla kabul edilemez. Eğitim İş Edirne Şubesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un anayasanın 3. maddesi hakkındaki sözlerine tepki göstererek suç duyurusunda bulundu. Eğitim İş Edirne Şubesi Başkanı Nedim Zobar, bugün Edirne Adliyesi önünde yaptığı açıklamada Kurtulmuş hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Zobar, anayasanın 3. maddesinde yer alan devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ifadesinin değiştirilmesi gerektiğine dair açıklamaların cumhuriyete ve aynı zamanda anayasal düzene doğrudan bir saldırı olduğunu ifade etti. Numan Kurtulmuş'un anayasanın 3. maddesinde yer alan devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ifadesinin değiştirilmesi gerektiğine dair açıklamaları cumhuriyetimize ve aynı zamanda anayasal düzenimize doğrudan bir saldırıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerinin ve anayasanın yok sayıldığı, değişmez hükümlerinin tartışmaya açıldığı bir sistem cumhuriyet değil, meşrutiyettir. Bugün bu sistemin güncel adı şahsım devletidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na tartışmaya cüret edenler, şahsım devleti yaratanlar ve onlara destek olanlardır. Meclis temsiliyetinin halkın iradesinin yok edildiği bu sistem savunucuları Cumhuriyet'in kazanımlarını yıkmak için adım atmaktadır. Ancak şu unutulmamalıdır. Bu ulusun geçmişi bağımsızlık mücadelesiyle, Cumhuriyet'le ve Atatürk devrimleriyle yoğrulmuştur. Cumhuriyet'in temellerini sarsmaya yönelik her girişim sadece halkın egemenliğine değil, ülkemizin bağımsızlığına da yapılan bir saldırıdır. Anayasamızın 4. maddesi bu ülkenin bayrağını, başkentini ve yönetim şeklini koruma altına alırken bu ilkelerin değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini net bir şekilde belirtmektedir. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve Birma margarin Trakya birlikten. Bu temellere yönelik saldırılar yalnızca hukuki değil, tarihsel ve toplumsal bir ihanet anlamına gelir. Eğitim İş olarak Numan Kurtulmuş'un sözlerine karşı Cumhuriyetimizin temel ilkelerini savunmak ve halkın iradesini korumak için Türkiye'de bugün suç duyurusunu dilekçelerimizi veriyor ve adliye binaları önünde basın açıklamamızı yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin layık, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olarak varlığını koruma yolunda bu tür saldırılara karşı en sert tepkiyi vermekte asla geri durmayacağız. Şahsım devleti yaratanlar bilsin ki Cumhuriyet bu topraklarda sonsuza dek yaşayacak, Atatürk'ün devrimleri sarsılmaz bir iradeyle korunacaktır.